Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın ilk günü Ramazan pidesi tarifi ile geldim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ise birkaç ismi bulunan fırıncı özel sosuyla pide yapmaya başlayacağım. Hemen pidemiz için yoğurma kabımın içerisine 4,5 su bardağı kadar daha önceden elemiş olduğum unumu ekliyorum. Ve içerisine küçük bir çukur açarak diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Diğer malzemelerim ise bir tatlı kaşığı kadar şeker, yeterli miktarda tuz ve bir paket kuru mayanın yarısını kullandım yani 5 gram kadar da kuru maya ve 2 su bardağı kadar da ılık suyumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu tahta kaşıkla yoğuracağım arkadaşlar birazcık e, sıvı olmasını istiyoruz çok katı bir hamur yapmayacağız Onun için e, kaşıkla yoğurmak daha kolay ve e, daha yararlı olacak bizler için. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumu kıvamı bu hali alana kadar yoğurdum. Hamurumu bu şekilde yoğurma işlemini bitirdim arkadaşlar ve hemen kaşığımı içinden çıkartıyorum ve üzerine kapak kapatarak mayalanması için bekleyeceğim. Üzerine de bir örtü seriyorum ve mayalanması için kenara alıyorum. Ve hemen sosumuz için 2 yemek kaşığı kadar un, yarım çay bardağı kadar su. Hemen bu karışımı iyice karıştırıyorum ve pürüzsüz bir hal alana kadar iyice karıştırdım ve arkasından Bir su bardağı kadar kaynamış suyu bir anda boşaltıyorum ve e, Hamurumuzun yani unumuzun burada pişmesini sağlıyoruz haşlayarak Ve bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde Ve soğuduğunda daha da e, birazcık koyu olacak arkadaşlar Kenara soğuması için aldım ve hemen Mayalanmış olan hamurumu Birazcık da tezgahımın üzerinde yoğurmak için boşaltıyorum ve burada da yoğurma işlemine devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde iyice tekrardan yoğuruyorum. Tepsime almadan önce birazcık tepsimin içerisine galeta unu serpiştirdim arkadaşlar ve üzerine hemen hamurumu koydum ve bu aşamada ben üstüne bastırıyorum ve birazcık yayılmasını sağlıyorum. Ben tek bir tane pide yaptım. Sizler isterseniz daha küçük yaparak iki tane de elde edebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Küçük istiyorsanız eğer bu aşamadan sonra ise yine üzerine bir örtü sererek 20 dakika kadar dinlenmesini sağladım arkadaşlar. 20 dakikanın sonunda birazcık kabarmış olan pidemin üzerine hazırlamış olduğum ve soğumuş olan sosumu yayarak üzerine bu şekilde tırnak izleri yapacağım. Elimi batıraraktan yaptım arkadaşlar sosuma ve bu şekilde hazırlıyorum. Ve arzuya göre ben hem çörek otu hem de susam kullandım. Sizler üzerine isterseniz hiçbir şey koymayabilirsiniz. Ben yumurta sürmedim. Çünkü fırıncı sosunun mis gibi kokusunu alacağımız için. Özellikle de yumurta sevmeyenler için bu pide çok ideal arkadaşlar. Pişme işleminin arkasından gördüğünüz gibi sizlere içinin dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık. hemen keserek sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.